herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Ben gayet iyiyim arkadaşlar. Tabii ki böyle bir yerde olup da kötü olmak mümkün mü Özlem dediğinizi duyar gibiyim. Güzel bir yerdeyim, yine keyifli bir yerdeyim. Burayı size göstermek için sabırsızlanıyorum. O zaman ne duruyoruz? Başlayalım keşfimize. Bugün size çok beğeneceğiniz Sapanca'nın en büyük, en yüksek üçgen bungalovunu tanıtıyor olacağım arkadaşlar. Bundan dolayı bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hem dış tasarımına değineceğim hem de iç tasarımına, iç dizaynını zaten gördüğünüzde siz de hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Öncelikle şöyle bir bahçesini anlatarak başlayayım istiyorum. Artık sonbaharın son demlerini yaşıyoruz. Kış mevsimine ufaktan geçiş yapmaya başladık bile. Bundan dolayı konaklama yerlerinde en öncelikle aranan özelliklerden birkaç tanesi burada bulunuyor. Onlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bahçede şu anda önünde durduğum, sizin de gördüğünüz gibi 25 metrekare büyüklüğe sahip büyük bir yuvarlak havuz bulunuyor arkadaşlar. Bu havuzun en güzel özelliği tabii ki sıcak bir havuz olması. Sapanca'da zaten ısıtmalı havuzlar genel olarak ya elektrikle ya da doğalgazla ısıtılıyor. Doğalgazı daha fazla tercih ettiklerini de size söyleyebilirim edindiğim deneyimlerden yola çıkarak. Bu noktada 3 tane ahşap şezlong bulunuyor. Çünkü sıcak bir havuz olduğundan dolayı her mevsim rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aracınızı o noktaya park edebilirsiniz. 2-3 adım attıkça farkında mısınız? Size bir şey gösteriyorum sürekli. Bahçeyi çünkü çok verimli kullanmışlar. Her köşede bir şey var. Daha da anlatmaya devam edeceğim zaten size. Gösteriyor olacağım. Burada da arkadaşlar kahvaltı bulunuyor gördüğünüz gibi. Ben tabii ki size kamerayı açmadan önce biraz kıtıkladım. Biraz yedim bir şeyler. Patates, peynir, çay falan derken öyle bir şeyler yedim ama yine de görseli bozmamaya çalıştım. Tabii ki anlayacağınız gibi kahvaltı dahil konaklayabileceğiniz bir konaklama yeri burası. Çok yakınlarında bir işletme var. Kahvaltı servisi yapan bir işletme var. Oradan getirtiyorlar. Dilerseniz kendiniz de küçük bir böyle çok tatlı bir dere var. O derenin üstüne de köprü yapmışlar. Orayı da göstereceğim tabii ki. Oradan böyle pıt 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 giderek kendiniz de işletmede yiyebilirsiniz kahvaltınızı ya da böyle bahçeye servis yaptırabilirsiniz. Bahçenin her köşesi verimli kullanılmış dedim ya, gerçekten anlata anlata bitiremiyorum arkadaşlar. Bu köşeyi de kış bahçesi konumlandırarak değerlendirmişler. Bu gördüğünüz brandaları aşağı kadar kapatıp içeride kış mevsiminde özellikle kar yağarken keyifli vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarınızın oynayabileceği bir köşe oluşturmuşlar. Burada da gördüğünüz gibi barbekü bulunuyor. Şimdi bahçeyi hala bitirmedik. Bir detay daha var, onu da göstermek istiyorum. En önemli detaylardan bir tanesi açık hava jacuzzi bulunuyor. Jacuzzi'nin özellikle sıcak suyu olduğuna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Özlem, jacuzzi'de zaten sıcak su olur. Niye olmasın ki? Niye bunu söylüyorsun ki? Demeyin. Bazı jacuzziler sıcak su vermeyebiliyor. Bu detayı da değinmiş olayım. Şimdi eve doğru geçelim istiyorum. Şöyle gelin. Ben de arkam dönük ilerlemeye çalışıyorum. Az kalsın takılacaktım. Güzel olurdu ve makara olurdu değil mi? Ya sen de birazcık gülsen ya. Takılıyorum sana. Takılıyorum. Bungalovun içine geçmeden önce burayla ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Sapanca'nın en büyük, en yüksek bungalovu olduğundan bahsettim. 12 metre yüksekliğe sahip. Burası Sapanca'nın Akçay bölgesinde bulunuyor arkadaşlar. Sapanca Gölü'ne aslında 15-20 dakika mesafede, biraz Sapanca'nın izole noktalarından bir tanesinde bulunuyor. Etraf yemyeşil. Etrafta sizi rahatsız edebilecek, göz yorabilecek öyle büyük büyük yapılar bulunmuyor. Hatta yol sesi bile gelmiyor diyebilirim. Yol çünkü biraz uzakta buradan. Hemen yan tarafında işletmeye ait olan bir tane villa bulunuyor. Dilerseniz orada da konaklama yapabiliyorsunuz. Biraz daha böyle 5-6 kişi rahatlıkla konaklayabileceğiniz bir villa. Buranın
binanın ismine de tabii ki değiniyorum hemen. ABC Bungalow arkadaşlar. Açıklamalar kısmına Instagram linklerini, telefon numaralarını bırakıyorum. Oradan bütün detayları kendilerinden öğrenebilirsiniz. ABC Bungalow'u takip etmişken artık benim kanalıma da abone olursunuz değil mi? Videoma beğeni yapmayı, yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Bu tarz videolarla daha fazla karşınıza gelmek için teşvik etmiş olursunuz. 12 metre yüksekliğe sahip bungalovumuzun içini keşfedelim. Perfect. Gördüğünüz gibi evin içine girdim, montumu çıkardım. Neden? Evin içi çünkü gerçekten çok sıcak. Evin içinde hem yardım ısıtma sistemi var hem de arkamda gördüğünüz şömine gibi güzel bir detay var. Şömineyi de biraz önce yaktık. Şu anda sanırım sadece közlerini görüyorsunuz. Biraz önce alev alev morul morul yanıyordu. Böyle güzel bir köşe oluşturmuşlar oraya. Ben minderi de koydum önüne. Güzel güzel çekimler yaptım sizin için. Bu arada beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Hemen şöyle bu kısma doğru dönüş yapıyoruz ve burada çok büyük bir L koltuk olduğunu görüyoruz. Yani böyle fazla fazla kişi gelirseniz bence burada da iki kişi şöyle uzunlamasına rahatlıkla yatar. Bu noktaya dönüş yaparsak burada büyük bir mutfak karşılıyor bizi. Mutfakta şöyle buzdolabı, işte çaydanlık, mutfak araç gereçleri gibi detaylar da bulunuyor. Bunları yanınızda getirmenize gerek yok. Mutfağın hemen yan tarafında da banyo ve tuvalet kısmı bulunuyor. Bir banyo ve tuvalete dair ne olması gerekiyorsa onların hepsi var içinde zaten. Evet, üst kata geçmeden önce montlarımızı çıkaralım. Üst kata çıkmadan önce alt kattaki yatak odasını göstermek istiyorum. Burada iki kişinin yatabileceği sadece bir tane yatak. Bir de bu noktada askı bulunuyor. Alt kattaki yatak odası bu kadar. Hemen bir an önce üst kata çıkıp orayı göstermek istiyorum size. Hadi siz de gelin bari. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu çok sevdim. Ve üst kattayız. Üst katın çok şık olduğundan bahsetmiştim size. Çok güzel gerçekten. İki kişinin yatabileceği, etrafı oldukça güzel tasarım olan bir yatak bulunuyor bu noktada. Yatağın bu noktasında ambiyans aydınlatmalar mevcut. Çok güzel, çok doğal ahşap tonlarında tutmuşlar üst katı. Bu noktada da alt kattaki yatak odasında bulunan askılık bulunuyor. Buraya da böyle hamaktan o bildiğimiz hepimizin çok hoşuna giden salıncaklardan mevcut. Bu salıncağı yazın bahar aylarında dışarı çıkarıyorlarmış. Dışarı derken üst katın bir balkonu bulunuyor. Gelin orayı göstereyim size. Aa, bu arada balkona geçmeden önce de şu ayıcağı dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok hoş olmuş. Bence güzel bir ambiyans oluşturmuş burada. Fotoğraf çekinebilirsiniz. Güzel olur bence. Fotoğrafımı çek. Gel gel balkonu göstereyim. Buranın yatak odası çok güzel. Anlatmakla bitiremiyorum özelliklerini. Ve ön tarafında da böyle gördüğünüz gibi oldukça geniş, verandanın metrekaresinden biraz daha büyük olduğunu düşündüğüm bir balkon bulunuyor. Yaz aylarında balkona masa koyuyorlarmış. Bahçede bulunan masayı buraya çıkarıyorlarmış. Ve misafirler kahvaltılarını, yemeklerini burada yiyorlarmış. Isıtmalı havuz dedik, jacuzzi dedik, kış bahçesi dedik, barbekü dedik, güzel kullanışlı bir bahçe dedik, iki tane yatak odası dedik, 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Aynı zamanda şöminesi de var dedik. Bence güzel bir yer. Bu tarz yerleri merak ediyorsanız, daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Videoma beğeni yapıp yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Tekrar hatırlatmam gerekirse burası ABC Bungalow arkadaşlar. Sapanca'da bulunuyor. Sapanca'nın Akçay bölgesinde bulunuyor burası. Ulaşmak isterseniz Instagram linklerini, telefon numaralarını açıklamalar kısmına bırakıyorum sizin için. Sizi seviyorum, öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.